Şimdi konu belediyelere gelince ve kaybettiğiniz belediyeleri bırakmama hassasiyetinize gelince, gecelerce bizlere saydırdığınız sandıklar aklımıza geliyor. Say say bitiremedik. Geceler gündüzlere uzadı. Saymaya devam ettik. En sonunda Sayın İmamoğlu seçimi kazandı ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim iptal edildi. Demokrasi sandığa değil, bu defa toprağa gömüldü. Ve biz aslında burada bu kürsüden ve her yerde 24 Haziran'dan beri millete sizin söz verip yapmadıklarınızı sayıyorduk. Yani biz saymaya devam ediyorduk. Siz de saydırmaya devam ediyordunuz. Şimdi siz bize saydırdınız da acaba siz mi saymayı unuttunuz düşüncesiyle ben bugün hepimizin bildiği temel eğitim yöntemiyle tekrar millete söz verip yapmadıklarınızı saymaya başlayacağım. Bunu hepiniz hatırlıyorsunuz zannediyorum. En temelinden başlayalım. AK Parti'nin 3Y vaadi vardı. Bunun birincisi yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklara karşı mücadele. Yoksullukla mücadele edeceğiz dediniz. 2003'ten bugüne gıda fiyatları %407 arttı. Konut %432 arttı. Ulaştırma %390 arttı. 2003'ten bugüne TÜFE %310, açık bir ifadeyle 16 yılda 1 liralık mal ve hizmetler 4.1 lira artmış oldu. 2007'de Dünya Enflasyon Ligi'nde 64. sıraya düştük ve enflasyon canavarını yendik dediniz. Ve 2018'de Enflasyon Ligi'nde 6. sıraya fırladık. Yani yükseldikçe çok kötü durumdayız biliyorsunuz. Yıllık enflasyon %20'lerde, aslında %40. Ve işsizlik 2001 krizinin en kötü günlerinde %11.4'tü. Dün sabah açıklandı %14.7. Sadece 2012'den bu yana işsiz sayısı 2.2 milyondan 4.74 milyonla rekor kırdı. Genç işsizliği ise %26.1. Tüketici Hakları Derneği'nin raporuna göre Türkiye'de 16 milyon kişi açlık sınırında ve 48 milyon kişi yoksulluk sınırında, yani 64 milyon aç değerli milletvekilleri. 2023'te en büyük 10 ekonomi hedefinize 4 sene kaldı. Ancak 2000'de dünyanın 16. ekonomisi, ki yani siz gelmeden evvel, halen 20. sıradayız. 4 senemiz var. İlk 10'a sokacaktınız. Dolar kuru 2002'de 1.67, bugün 6.06. 2 yıllık devlet tahvili faizi 25.71. Kişi başına düşen milli gelir 12.480 dolardan 9.632'ye son 5 yılda düştü sadece. Yani 2007 seviyesi. Tabii bir abaküs yeter mi bilmiyorum. 17 yıl boyunca söz verilip yapılmayan çok şey varmış demek ki. 2023'te 500 milyar dolar olan ihracat hedefiniz, dolar kuru patlaması avantajınıza rağmen 2018 ihracatı 168 milyar. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek 2014'te, Naci Ağbal 2016'da ve Berat Albayrak 2018'de vergi affı olmayacak dedi. Hepsi tekrar edildi ve uzatıldı. Vergi ödeyen vatandaş ödediğiyle kaldı. Benzin zamlarını güncelleme şart dediniz. Yaptığınız güncellemelerle 1.66 liradan 7.20 liraya çıktı benzinimiz. 2002'de cari açık yalnızca 600 milyon dolarken son 16 yılda her yıl ortalama 36 milyar dolar cari açıkla, sonucunda dış borcu 130 milyar dolardan 445 milyar dolara çıkardınız. Ve 2006'da kendi çıkardığınız tarım kanununa göre gayri safi milli hasılanın %1 oranını her yıl tarıma ve çiftçiye verecektiniz. 13 yıldır vermediniz, %40-60 seviyelerinde seyretti ve bu çiftçiler gününü kutladığımız haftada bunun bir kere altını çizmek istiyorum. Gerçekten sizden belki de en hızlı, en derin çözüm bekleyen kesim köylülerimiz ve çiftçilerimiz. Artık kıymayalım onlara diyorum. Yasaklara gelince artık kimse yasaklara bakınca kimse telefon konuşamıyor. Acaba dinlenebiliyor muyum diyor. Sade vatandaş da buna dahil. Türkiye kaygı ve korku ülkesi haline geldi. Ergenekon dediniz, balyoz dediniz. Önce savcısı oldunuz, sonra avukatı oldunuz desem çok da aslında yanlış bir şey yapmam zannediyorum. 2010 anayasası ile özgürlükler artacak derken toplumdaki toplam mahkum sayısı 144 binden 232 bine çıktı. Yolsuzluk üçüncü yeğeniz,
Söylenecek söz bulamıyorum bu konuda. Konu milletimizce malum. Allah'a havale ediyorum. Seçim barajını düzenleyeceğiz dediniz. %10 barajı halen yerinde duruyor 17 sene geçmesine rağmen. Dış politikaya gelince Avrupa Birliği ile vizeleri kaldıracaktınız. Gümrük Birliği'nin güncellemesi vardı. Avrupa Birliği'nden çıkarılmamız tartışılır halde bugünlerde. Çok üzülüyorum. Ve 2015'te Amerika ile ilişkilerimizi geliştirmeliyiz demiştiniz. Branson, Zarrab, bütün bu isimler sizi de ve milletimizi çok şey ifade ediyor zannediyorum. Büyük krizler yaşadık. Milli Eğitim Bakanlığımıza bakalım. Öğretmenlerin ataması yapılacak dediniz. Sonra başka bir iş bulun dediniz. Bugün atanmayı bekleyen asgari öğretmen sayısı 440 bin. 17 yıl boyunca sonradan atanamamış öğretmenlerle 900 bin öğretmen neredeyse mağdur. Eğitimde kalite endeksi hazırlayacaktınız. Kül oldu. Yüksek öğrenim çerçeve yasası hazırlayacaktınız. Yok oldu. 2010'da Fatih projesi kapsamında 10.6 milyon tablet dağıtma sözü verdiniz. 1.4 milyon da kaldı. Masal oldu. Üstünü klavyeli bilgisayarlarla örtmek istediniz. Milyarlar israf oldu. Ve gençlere ücretsiz internet hayal oldu. Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri ve veteriner hekimler için 10.551 atama sözü verdiniz. Her gün yazıyorlar, çiziyorlar. Burada bir kere altını çiziyorum. Son iki bakanınız atama sözü verdi en son ve ikinci çeyrekte olacağına dair ikinci çeyrek bitiyor. Her gün hatırlatmaya ve saymaya devam edeceğiz. Sağlık personelinde ihtisaslaşma vaat ettiniz. Meslek yüksekokulları açtınız bol bol. Bugün 40 bin paramedik, 73 bin anestezi teknikeri, 60 bin tıbbi laboratuvar teknikeri, 15 bin sağlık yönetimi lisansiyeri, 23 bin diyetisyen işsiz halde kadro bekliyor. SSK eczanelerinde ilaç yokluğuna son dediniz. 2018'de kur kriziyle ilaç bulamaz haldeyiz. Ve en son 143 tanesini SGK yine ödeme listesinden çıkardı. Ameliyat yapmayın diyen başhekimler ve yöneticiler cerrahlara mesajlar yolluyor. Sosyal medya bunlarla yankılanıyor. Ulaştırmaya gelince 2014 yılında 2019 için İstanbul raylı sistem hedefiniz 430 kilometreydi. 278 kilometrede kaldı. İstanbul'da Gebze Halkalı Banyo hattı 2011'de bitecekti. 2019'da ancak açılabildi. İstanbul-İzmir otoyolu projesi 2008'de başlatıp 2011'de tamamlayacaktınız. 426 kilometrelik güzergahın halen 168 kilometresindesiniz. Osman Gazi Köprüsü'nün de geçişi en ucuz 72 lira. Üsküdar, Sancaktepe ve Kabataş Mahmut Bey metroları 2017'de tamamen bitecekti. Halen ilkinin yalnızca 9 istasyonu açıldı. İkinciden hiç ses yok. Şimdi 2011'den 2015'e kadar 750 kilometre otoyol yapacağız dediniz. 42 kilometre yapıldı. Aile Bakanlığı 2018 seçimlerinde 4000 ASTEP yani aile sosyal destek programı alımı sözünüzü tutmadınız. Ve Adalet Bakanlığı'nda 15.100 kadro vaadiniz verilmedi ama adaletin kendisinin dağıtılmadığı bir yerde kadro vermemeniz tabii çok şaşırtıcı da değil aslında. EYT'liler 700 bin kişi aileleriyle beraber sizden çözüm bekliyor ama EYT'nin sesine kulaklarınız tıkalı. 21 gün askerlik, tek tip askerlik sizden çözüm bekliyor ama bundan dolayı işini kaybedecek ya da işi olmayıp da işe girecek olanlar intihar eşiğine gelmiş. Her gün bize yazıyorlar, çiziyorlar, ses yok. İktidara gelince cem evlerine hukuki statü ve ücretsiz elektrik sağlayacaktınız. Elektrik mahkeme kararlarına rağmen verilmezken ücretsiz elektrik, hukuki statünün tanınması da 2018 seçim beyannamesinde de tekrarlanan bir vaat olarak kaldı. Terörle mücadele edeceğiz dediniz, çözüm süreci dediniz, her şey düğüm oldu. 2002'de sıfır şehit varken 2002-2019 yıllarında güvenlik güçlerimizden 2620 şehidimiz var. Kasım 2015'te temel hak ve özgürlükler konusunda eksiklikleri gidereceğiz dediniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Venedik Komisyonu'na uyumu artırma sözü verdiniz. Geldiğimiz durum çorap söküğü. Avrupa Birliği konusunu bütüncül ve kararlı yaklaşmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. FETÖ ile mücadele şart dediniz. Şartsa neden az önce, daha biraz önce defalarca verdik. Verdiğimiz önergeyi yine hep beraber reddettiniz. Hep beraber derken iktidar partisi ve ortağından bahsediyorum. Değerli iktidar partisi milletvekilleri, şimdi 23 Haziran'a odakladınız her şeyi ve mecliste dahil kamu ve özel kurumlarda hayat sanki durdu ve milyonlarca çözüm bekleyen vatandaşlarımıza verdiğiniz sözler unutuldu. Biz vicdanlarımızla
Sandra sahip çıktık. Milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. O gömdüğünüz topraktan, milli iradeyi gömdüğünüz yerden çıkaracağız. Ve milletimiz de bizimle beraber olacak. Hiç bundan kuşkunuz olmasın. Biz saymaya devam edeceğiz. Milletin hür iradesiyle gelip, milletin hür iradesiyle giden iktidarlar ve bunu kucaklayan sistem sahip buluncaya kadar biz saymaya devam edeceğiz.